Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Öncelikle Frenersi'ye ürün desteği ve ürünü bize gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bir pens ampermetre inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha çok bir multimetre ama detaylarını anlatmadan önce kutu içeriğini masa üzerine almak istiyorum. Ve cihazın detaylarıyla devam edeceğim. Gerçekten bir süredir kullandığım ve beğendiğim bir ürün incelemek Bugüne nasipmiş arkadaşlar. Birlikte inceleyerek ürünü size anlatmaya başlıyorum. Öncelikle kutunun arkasını çevirerek başlıyorum arkadaşlar. Hem alternatif akımı hem de doğru akımı ölçebiliyoruz. Pens ampermetremizi kullanarak arkadaşlar. Normalde bu cihazlar genelde sadece alternatif akımı ölçebilirken bu elimdeki cihaz hem alternatif akımda hem de doğru akımda arkadaşlar pens ampermetre yani oradaki pensi kullanarak akım ölçümü yapabiliyor. Onun haricinde multimetre ile yapabildiğiniz her şeyi bu cihazda da yapabiliyorsunuz. Kutu içeriğinde bunu anlatmak istiyorum. Yine kutu arkasında diğer özellikleri de yazıyor arkadaşlar. Şimdi ürünü ve kutu içeriğini çıkararak devam ediyorum. Kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Bir tane sıcaklık sensörü geliyor bu şekilde. İsterseniz bu sensörü hariç olarak da alabiliyorsunuz. Yine bir Type-C şarj kablomuz var. Cihazımızın şarjda olduğunu söylemiştik. Buradaki şu gördüğünüz plastik tapayı çıkararak arkadaşlar cihazı şarj ederek ya da cep telefonlarınızın şarjını kullanarak şarj edip kullanabiliyorsunuz. Pilsiz yapısı sayesinde size tekrar tekrar kullanım ve uzun bir süre kullanım avantajı sağlıyor. Yine burada da propları var arkadaşlar. Onun haricinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzumuz bu şekilde. Şöyle gösteriyorum. Teknik özellikleri ve problemler ve çözümleri kullanım kılavuzunda yazılmış. Yine maksimum ve minimum ölçebileceği değerlerden de bahsedilmiş arkadaşlar. Bu tarz cihazlar alındığında genelde akım ölçmek için kullanılır. Şu kısımda arkadaşlar bize akım değerleri yazıyor. Yalnız burada tam olarak anlayamadığım bir şey var arkadaşlar. 9.99 amper slash 600 amper demiş. Muhtemelen bu doğru akımda yaklaşık 100 amperlik bir ölçüm. Alternatif akımda da Yaklaşık 600 amperlik bir ölçüm yapabildiğini gösteriyor arkadaşlar ki bence gayet yeterli biliyorsunuz ampermetreler devreye seri olarak bağlanır bazen bu seri bağlama işi özellikle kullandığınız cihazın devreden çıkmaması gerekiyorsa problem olabiliyor ya da piyasadaki birçok akım ölçen cihazımız 10 amperle sınırlı arkadaşlar tabi bunu yükseltmenin yolları var bunu daha önce göstermiştik ancak Elimizin altında zahmetsiz hazır bir sistemde mevcut hemen cihazın fiziksel yapısından ve kullanımından bahsetmek istiyorum cihazımız bu şekilde arkadaşlar arka tarafını şöyle gösteriyorum yine içerisindeki pil kapasitesi ve şarj akımı ile ilgili bilgiler yer alıyor şarj için buradaki tapayı açmanız gerektiğini söylemiştik yine prop bağlantılarımızda hemen cihazın alt kısmında açık bir şekilde gözüküyor arkadaşlar akım ölçümü yapmak istediğinizde Buradaki pense açarak arkadaşlar ölçümümüzü yapıyoruz buradan ölçüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üzerinde çok fazla tuşu yok. Buradaki tuşu kullanarak cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Ortamdaki ışığı biraz daha azaltayım ve ekranı daha net bir şekilde görün. Şöyle farklı açılardan dahi baktığınızda parlama yapmayan net güzel bir ekrana sahip Cihazın şarjlı olması başka bir avantaj arkadaşlar. Burada da yine şarj bilgisini görebiliyorsunuz. Buradaki butonumuza basarak arkadaşlar cihazın ön kısmında bulunan ışığı yakıyorsunuz ve karanlık ortamlardaki kabloları ve kablo bağlantılarını görmeniz için de sizin için bir aydınlatma kaynağı olarak görev yapıyor. Cihazın kullanımından çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü genelde bu seviye bir cihazı alan kişiler akım ölçümü yapmak için kullanıyor. Çünkü bununla yapabileceğiniz işleri çok daha detaylı bir şekilde yapabileceğiniz multimetreler mevcut. Fenerci firmasında da mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi bu seviyeye çıkmışsanız ana işiniz akım ölçmektir. Hemen cihazı DC akım ölçmek için ayarlı güç kaynağıma bağlayacağım ve birlikte akım ölçüm işlemini gerçekleştireceğiz. Hızlıca şuradan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Cihaz otomatik olarak çalışabiliyor. Yani siz buradan probları bağladığınızda ölçüm yaptığınız e, materyal direnç mi, bir led mi örnek veriyorum, bir kondansatör mü veyahut bir diyot mu bunu algılayabiliyor arkadaşlar. Yine frekans ve gösteriyorum. Şurada arkadaşlar frekans ve sıcaklık ölçümü için gerekli bölüm mevcut. Bakın buradan Gerekli değişiklikleri yaparak menü üzerinde ilerleme yapabiliyorsunuz. Buradan da seçim işlemini gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Burada kapasitör ölçüm kısmı var. Yine canlı uçları, kablodaki kopuklukları da buradan tespit edebiliyorsunuz. Bu özelliklerin çoğunu zaten diğer multimetrelerde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ayrıca ekran görüntüsü kaydedebiliyorsunuz. Bunu kayda alıp bilgisayara biliyorsunuz arkadaşlar bu değerleri. Yine ekran üzerinde minimum ve maksimum akım bilgileri de yazıyor arkadaşlar. Özellikle cihazı göremediğiniz noktalarda örneğin ben kendi aracımın şarj akımını ölçmek için kullanmıştım. Cihaz bir süredir bende ve deniyorum gayet de memnun kaldım. Bunu söylemem lazım. Gaza bastığımdaki maksimum tepe değerini görmek için cihazı bırakıp gaza basmaya gittim ve burada maksimum değerini görmüş oldum arkadaşlar yine yukarıda anlık değeri canlı olarak görebiliyorsunuz ve şurada da minimum değeri sizlere yazıyor birazdan zaten bu detaylardan bahsedeceğim. Şimdi gelin cihazımızı test ederek devam edelim. Ayarlı güç kaynağımı görebileceğiniz bir noktaya aldım. Ayarlı güç kaynağı üzerinden ölçümlerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle ayarlı güç kaynağımı kısa devre durumuna alıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu an akımı sıfırladım. Bu sayede ayarlı güç kaynağındaki değer ile bizim pens ampermetremizin değerini kıyaslamış olacağız. Hemen çalıştırarak devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sapma ortaya çıkacak. Bu arada kabloları bu ölçüm için daha düzgün bir hale getireceğim. Şu anda 1.88 amperlik bir akım gönderiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle pens ampermetremin iç kısmına aldım ve gerekli ölçümü yapıyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1.97 amperlik bir ölçüm yapıyor. Gördüğünüz gibi buradan geçen akım miktarını arttırdıkça bizim ölçü aletimiz üzerindeki değer de değişiyor arkadaşlar. Çok küçük bir sapma var fakat önemli bir değer değil. En azından bu şekilde ölçüm yapabilen bir cihaz için önemli bir değer değil. Şöyle ayarlı güç kaynağımın maksimum akım değeri olan 10.02'ye getirdim. Ve buradan da 10.02 alıyorum arkadaşlar. Şöyle anlık olarak yaptığım ölçüm burada gözüküyor. Bakın şurada maksimum değer oldu. Şu an ölçüm işlemini bitiriyorum. Ayarlı güç kaynağım zorlanmasın. Şöyle çıkarayım. Şu anda arkadaşlar minimum yaptığım ölçüm bakın şuraya yansıdı ve yine burada da arkadaşlar maksimum yaptığım ölçüm gördüğünüz gibi ekrana yansıdı. Cihaz gayet güzel ve performanslı çalışıyor. Siz de görebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu cihazda başka bir güzellik daha var. E, doğru kabloyu ölçmezseniz bakın şu an doğru noktadan ölçüm yapıyorum. Akımı artı amper şeklinde yazıyor. Ola ki artı üzerinden ölçtünüz. Yanlış yerden ölçtünüz. Bakın Yine ölçüm yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir olay. Burada da eksi amper değeri olarak size akımı gösteriyor. Bakın şu an kısa devre durumunda. Dediğim gibi bazen devrelerde özellikle yüksek akım kullanan cihazlarda ölçüm, DC ölçümü yapabilmek çok büyük problem oluyor. Otomotiv işiyle uğraşan arkadaşların çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bakın gayet güzel. Şu boşluktan dahi bu ölçümü yapabiliyor. Bakın Şuradan normalde eksi üzerinden ölçmem lazım. Ancak ben artı üzerinden ölçüm yapıyorum. Bakın eksi amper olarak yazdı. Hemen diğer kabloya geçiyorum. Doğru yerden ölçüm yapacağım. Bakın artı olarak gerekli ölçümü yaptı. Cihazımız bu şekilde. Videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait şu ayarlı güç kaynağımı zorlanmasın arkadaşlar. Ayırayım kısa devre durumundan. Videonun açıklamalar kısmında bu ürüne ait satın alma bağlantısını bulabilirsiniz. Türkiye içinden alacak arkadaşlar firma ile irtibata geçerek indirim isteyebilirler arkadaşlar. Bence gayet kullanışlı ve elinizin altında olması gereken bir cihaz. Özellikle akım ölçümü yapıyorsanız ve yaptığınız akım ölçümleri 10 amperin üzerinde ise ister alternatif akım olsun. İster doğru akım olsun bu cihazla ölçümlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Alternatif akımda da yine aynı şekilde ölçümümüzü gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamladık. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.